Şimdi 4 gündür süren çatışmaların ardından Taksim'e girildi. Bu ne anlam ifade ediyordu sizin için? Vallahi çok sevinçliyiz. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Yani polisin baskısına karşı halkın gösterdiği bu mücadeleye dair neler söyleyebilirsiniz? Türk gençliği ölmemiş henüz. Çok mutluyuz bu yüzden. Çünkü çok artık baskılar artmıştı. Ve birilerinin buna dur demesi gerekiyordu. Bu yüzden yürüdük. Vallahi ben bu halkla gurur duyuyorum. Onların da gurur duymasını bekliyorum. Hani böyle olacağını bilmiyordum hiç, bu kadar insanların bir araya toplanacağını. Çok güzel bir duygu. Herkes her zaman birlik olsun diyorum. Peki bu yürüyüş neden yapıldı, niçin yapıldı? Yani insanlar 4 gün boyunca neden direndiler? Çünkü bıçak kemiğe dayandı artık. Herkesin bir bardağın taştığı yer var. Bütün bu haksızlıkları kimse dur diyemedi, şey yapamadı. Yani bir yerde herkes içindekini dışa vurdu. Çok uzun zamandır beklenen bir birlik beraberlik duygusunun oluştuğunu düşünüyorum. Aslında ilk günlerde bu yoktu, daha pasif bir eylem vardı. Bunu karşı taraf yarattı. Teşekkür ediyoruz onlara bunu yarattıkları için. 10 yıllardır beklediğimiz bir şeyi belki yakaladık, inşallah kaybetmeyiz ama bu hiçbir şeyin bittiği anlamına gelmiyor, güvenmiyoruz. Gezi Parkı hala kurtarılmış değil. Sadece daha kötü olmasın diye şimdilik durdu. Bakalım. Peki bu birlik beraberlik duygusunu geliştiren tam olarak neydi? Yani şu sürece bizi getiren neydi? Ona tek bir cevap vermek çok zor. Herkesin kendince bir sebebi vardır ama sanıyorum artık insanın insana yaptığı şey hani fiziki boyuta gelince artık dayanılmaz oluyor galiba. Sosyal medya sağ olsun onların aracılığıyla o imkanla da çok güzel duyuldu. Buraya gelemeyenlerin de televizyon başında ağladıklarını biliyorum yani sevinçten, gururdan. Değişik bir duygu. Bir yandan çok tedirginlik, bir yandan çok mutluyduk. Şimdi daha mutluyuz ama her şey bitmiş değil yine söylüyorum. Aslında son 2-3 gündür Türkiye'de taraftar örgütleriyle başa çıkamayacaklarını, Türküyle, Çerkeziyle, Kürdüyle kimseyle başa çıkamayacakları, bu ülkenin her vatandaşının kardeş olduğunu buradaki bütün insanlar gösteriyor. Bu buradaki direniş sadece Gezi Parkı direnişi değil. Buradaki ağaçların sökülmesi, sadece buraların AVM'ler yapılması değil. Buradaki insanlar faşizme karşılar. Buradaki insanlar başımızdaki başbakan denilecek diktatör olan insana karşı buradalar. Burada herkes belli bir şeye odaklanmış durumda. O faşizmi önlemeye çalışıyorlar. Yoksa Gezi Parkı'na tabii ki elbette karşıyız. Buradaki ağaçların yıkılmasına karşıyız. Buraya AVM yapılmasına her şeye karşıyız. Ya Avrupa ülkeleri her yere bahçeler dikiyorlar, parklar yapıyorlar. Biz parklarımızı, yıllardır burada olan parklarımızı hepsini yıkıp üzerlerine AVM yapıyoruz. Ve başbakanın yardımcısı Bülent Arıç'ın oğlu buranın ortaklarından biri olacak. Bu direnişler, zaten bu direnişlerin çoğu bu yüzden zaten. Bu faşizme karşı olan bir şey. Taraftar grupları geldi. Ben hayatımda ilk defa İstiklal Caddesi'nde Beşiktaşlısını, Fenerbahçelisini, Galatasaraylısını gördüm. Hayatımda 10 gün önce şu taraftarla buraya gelse kavga çıkardı. Bugün kimse kimseye bir şey yapmıyor. 2 gündür, 3 gündür herkes elinde limonlarla. Ben yıllardır Ultrasan tribünündeyim. Ben hayatımda ilk defa bir Fener'den limon aldım, Beşiktaş'tan su aldım. Herkes birbirine yardım ediyor. Yani arkadaşlık, kardeşlik duygusu had safhada şu an. Ve inşallah direnişimiz devam edecek. İnşallah burayı kimselere yar etmeyeceğiz. Yani Gezi Parkı Taksim'indir, İstanbul'undur, Türkiye'nindir. Taraftarların bu tarz olaylara, faşizme karşı tepkilerini koymaları çok güzel bir olgu. Normal halktan ziyade taraftarlar kendi aralarında daha çok birlik olabiliyorlar ve daha kitlesel hareket edebiliyorlar. Neler düşünüyorum? Sana hareket yapayım ben kameralara. Hayatım boyunca Fenerbahçe atkısını hiç giymedim. Tribünde savaştım yıllarca. Bunu şimdi buraya bugün takıyorum. Yarın yine düşmanım Fenerbahçe, o ayrı bir konu ama bugün hepimiz kardeşiz, hepimiz Tayyip'e karşıyız. Gezi Parkı'nda korumak için elimizden geleni yapıyoruz.